Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda biraz da hızlı bir şekilde ne anlatacağız size? Kireç sebebiyle tıkanan kahve makinamızı tekrar nasıl hayata döndürürüz? Bilenler bilir, bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Uzun zamandır da aklımdaydı bu videoyu çekmek ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Şimdi önümde görmüş olduğunuz bu makine Nescafe'nin My Cafe adındaki makinesi. İnternette de görüyorum arıza yaptı vesaire filan diye. Kolay kolay arıza yapan bir cihaz değil. Bu ve benzerleri. Benimki de gördüğünüz gibi 100 yıllık bir makine. Günde 3-5 belki 20 bardak sürekli kahve içiyoruz. Burada bir haznesi var görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu kahve haznesi. Burayı temizliyorsunuz. Şuradaki mekanizma filan tıkanıyor. Burayı temizliyorsunuz. Şu altları falan sökülüyor. Göstermek istediğim bunlar değil. Yani gördüğünüz gibi şurada bakın open yazıyor, close yazıyor. Bunu bu şekilde ilgili yönlere çevirerek temizliyorsunuz. Ben size bunu göstermeyeceğim. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Şurada bir sökülebilen kısım var. Şöyle söktünüz. Ben bunu geçenlerde şu kısmını temizlemiştim. Burası da bayağı bir kahve birikintisi vesaire oluyor. Bunu da kenara kaldırıyorsunuz. Sonra şu kısmı açıyorsunuz arkadaşlar aşağı doğru. Korkmayın kırarım diye. Biraz bastırınca çıkıyor. Şu kısmı söküyorsunuz. Şu kısımda ne kadar görülüyor bilmiyorum. Şöyle bir filtre var. Bunu da güzelce çok da kaynar olmayan bir suyla yıkıyorsunuz. Şu ortasında şu an ışıktan görülmüyor ama temizlemeniz gereken bir nokta var. Bunu da temizlediniz. Şöyle getirip yerine taktınız. Ha, bu arada sökmüşken şunları göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle iğne ucu kıvamında işte süt püskürtme, suyu püskürtme kısmı var. Buralar tıkanıyor işte kireçten. Benim gibi musluk suyu kullanıyorsanız çok yaşarsınız zaten. Bunu oturtturdunuz. Şu mekanizmayı tekrar kapattınız güzelce. Sesi duydunuz. Bunu da kapattınız. Şimdi size göstermek istedim şu arkadaşlar. Ürün bu. Dediğim gibi içinde bu makinenin ben içinde açtım. Çok böyle kılcal borular var. Damar gibi neredeyse. Onlar kireçten tıkanıyor. Kullanım talimatı burada yazıyor. Şöyle durdurup okuyabilirsiniz. Özet geçmem gerekirse kahve makineleri normal kireçlenmede bir ölçek, aşırı kireçlenme durumunda da 1,5-3 ölçek diyor. Ama bunun ölçeği nedir bilmiyorum. Şey galiba oranlama yapacağız. Yaklaşık 75-150 mililitre kireç çözücü 500 mililitre suyla karıştırın demiş. Oluşan çözeltide cihazın su tankına dökün, cihazı açın ve çalıştırın. Ardından da en az 2 kere temiz suyla durulayın diyor. Bu şişe 1 litre, şurada yaklaşık 500 mililitre su olduğunu varsayarak hareket etmem gerekirse hemen solüsyonu hazırlıyoruz böyle. Mesela şöyle yapalım. İşte şuraya kadar böyle bir ölçek diyelim mesela. Göz kararı. Yani çok da aşırı şeye hassas ölçüme gerek yok. Böyle dolduracağım ben. Evet, bahsettiğim çizgiye geldik. Bunu şimdi karıştıracağız. Bardağımızı da koyalım. Yerler kirlenmesin. Bu karıştırdığım suyu da makinenin su tankına döküyorum. Şöyle tamamını boca ettik içeri. Şimdi birkaç tur çalıştıracağız. Şöyle triple basalım. İlk proses tamam. Şimdi birkaç kez daha aynısını yapacağım. Hızlandırılmış şekilde sizi sıkmamak için. Şimdi arkadaşlar videoyu çekerken makine uyarı verdi. Üst taraf oynuyor, altta sıkıştırdı vesaire. Ben size kireçten kaynaklı temizliği göstermiş oldum. Bu az önce gösterdiğim kısımları da kahve mekanizmasını filan da güzel bir şekilde tezgahın üstünde bir bezin üstünde dağıtarak güzelce temizleyip temiz suyla topladığınız zaman bir de şu kireç sökücü operasyonu uyguladığınız zaman bu makine hayata dönecek.
Sizi çok sıkmam adına videoyu da kısa tutuyorum. Ve bu makinenin temizliği de bu şekilde olmuş oluyor. Yani makine bozuldu diye servise götüreyim veya çöpe atayım olayına girmeyin diye anlatıyorum bunları. Bilgi bilgidir. Bu şekilde yaptığınız takdirde burayı, içini ve bu kahve mekanizmasını temizlediğinizde ve bir de şu kireç çözücü operasyonu yaptığınızda bu makine sizi temin ederim hayata dönecek. Bunları da söyledikten sonra videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere yeni videolarda.